Biliyorsunuz fuar hol sayımızı yükselttik bu sene. 53. fuarı açmış olduk. 630'a yakın firmamız katıldı. Firmalarımızın genel görüşme yaptığında mutlu olduklarını, sipariş aldıklarını ve yeni iş bağlantıları yaptıklarını söylediler. Mücevher İhracatçılar Birliği olarak 1000'e yakın firma getirdik. 980 firma getirdik. Tabii biliyorsunuz Nevruz var, Ramazan var, deprem var. Onlar olduğu halde fuarımız çok iyi geçti. Tabii 70 bin metrekareye yayıldık. Biliyorsunuz 70 bin metrekareye yayıldığımızda 7 holden oluşuyor bu. Tabii insanlarımız koridorlarda az görünüyor ama tabii metrekaresi 50'lerden 70 bine çıkınca tabii ki biraz dikkat çekti ama genel katılım babında baktığımız zaman yabancı sayımız eski fuarlara oranla %15 civarında bir artış var. Bu ikincisi düzenlendi. Fuar kalitesi açısından mücevherle sanatın birleştiği bir an oldu. Bu da bizim mücevher fuarı için gelişmekte kaydeden bir düzenleme. Biz Meksika'dan güzel bir heyet getirdik. Onlarla görüşmemiz sonucunda tabii hayranlıkla karşıladılar. Yani böyle bir fuar beklemiyorlardı. Böyle bir teknoloji beklemiyorlardı. Bu kalitede bir katılım beklemiyorlardı. O yüzden de yurt dışından gelen insanlarla görüşmelerimizi ne kadar ilerletirsek, uzak ülkeler başta. Ondan sonra bunun yanında şimdi Panama'ya bir alım heyeti düzenleyeceğiz. Ticari heyet düzenleyeceğiz. Bu sefer her geçen gün fuarımıza katkısı çok olacağını düşünüyorum. Filipinler var sırada. İlk sırada Panama ve Filipinler olacak. Yurt dışında çok özen gösteriyoruz fuarlarımıza. Zaten biliyorsunuz en son Hong Kong fuarımız vardı. Orada 98 milli katılım var. 30'a yakın bireysel katılım var. Bunlar da bizi tabii ki mutlu etti. Ama tabii ki daha Hong Kong fuara yani hazır değildi. Ama inşallah bundan sonraki fuarlar daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ama biz Türkiye olarak üretim ve ihracatında biliyorsunuz ilk üçe yerleştik. Orta Doğu ve Avrupa'ya baktığımız zaman en büyük üretim sektörü Türkiye'de. Yani her geçen gün biz biliyorsunuz bu sektörde teknolojik olarak da ileriye gidiyoruz.